Gelin sizinle kısa bir test yapalım. Birazdan sıralayacağım ifadelere katılıyorum veya katılmıyorum şeklinde yanıt vermeye çalışın. Kadınlar erkeklerden daha ince bir kültür anlayışına ve zevkine sahiptir. İyi bir kadın erkeği tarafından yüceltilmelidir. Ne kadar başarılı olursa olsun bir kadının sevgisine sahip olmadıkça bir erkek gerçek anlamda bütün bir insan olamaz. Bir felaket durumunda kadınlar erkeklerden önce kurtarılmalıdır. Erkekler kadınsız eksiktir. Kadınlar erkeklerden daha yüksek ahlaki duyarlılığa sahip olma eğilimindedir. Kadınlar erkekler tarafından el üstünde tutulmalı ve korunmalıdır. Bu ifadeler cinsiyetçiliği ölçmek için oluşturulan bir ölçekten alınan korumacı cinsiyetçiliği ölçmek için yaratılmış ifadelerdi. Yani eğer bu ifadelere katılıyorum yanıtını verdiyseniz korumacı cinsiyetçilik puanınız yüksek olabilir. Peki nedir korumacı cinsiyetçilik? Cinsiyetçiliğe karşı mücadele ve farkındalık her geçen gün artmakta. 1996'da oluşturulan çelişik duygulu cinsiyetçilik teorisine göre cinsiyetçilik iki boyutta incelenebilir. Düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik. Düşmanca cinsiyetçilik bir cinsiyete karşı açıkça sergilenen negatif tutumken korumacı cinsiyetçilik pozitif görünür. İşte bu yüzden de mücadele etmesi daha zordur. Cinsiyetçiliğin yalnızca düşmanca cinsiyetçilikten ibaret olduğu düşüncesi yaygın bir yanılgıdır. Kadınlara karşı cinsiyetçiliği ele alacak olursak, kadın dediğin çalışmaz, evinin işini yapar düşüncesi düşmanca cinsiyetçiliğe girer. Gündelik hayatımızda da karşılaştığımız düşmanca cinsiyetçilik örneklerini kolayca çoğaltabiliriz. Peki ya en az onun kadar belki de daha sık karşılaştığımız korumacı cinsiyetçiliği ne kadar tespit edebiliyoruz? İngilizce literatürde benevolent sexism olarak geçen korumacı cinsiyetçilik, Türkçe'de pozitif ayrımcılık, pozitif cinsiyetçilik, yardımsever cinsiyetçilik veya iyiliksever cinsiyetçilik adlarıyla da karşımıza çıkabilir. Korumacı cinsiyetçilik, kadını muhtaç ve erkeğin korumasına layık bir varlık olarak değerlendirir ve kişiye yalnızca cinsiyeti dolayısıyla öncelikler ve ayrıcalıklar sunar. Korumacı cinsiyetçilik pozitif göründüğü için cinsiyetçiliğin muhatabı olan kadınlar tarafından da tercih edilebilir. 1998'de yapılan bir çalışmaya katılan kadınların korumacı cinsiyetçi davranışlar sergileyen erkekleri, cinsiyetçi davranışlar sergilemeyen erkeklere tercih ettiği görüldü. Bir başka çalışmada ise kadınların korumacı cinsiyetçi erkekleri tercih etmelerinin nedeni şöyle açıklanmıştı. Korumacı cinsiyetçi davranışlar, kişinin ilişkiye olan yatırımının, partneri olacak kadına ve olası çocuklarına karşı sorumluluğunun ve ilişkiye bağlılığının göstergesi olarak algılanıyordu. Yani kadın için korumacı cinsiyetçi davranışlar, erkeğin potansiyel bir partner olarak ilişkiye bağlılığının göstergesiydi. Kadınlar duygusal olur, kadınlar kibar olur, kadınlar anaç olur, kadınlar bakımlıdır gibi söylemler korumacı cinsiyetçiliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu söylemlerin ortak yönü geleneksel cinsiyet rollerinin idealize edilmesidir. Bunu erkekler için de örneklendirebiliriz. Erkekler güçlüdür, erkekler duygusal değildir, erkekler tamirattan anlar gibi söylemler de yalnızca cinsiyetinden dolayı kişide belirli özelliklerin olduğunu varsayar. Oysa tamirattan anlamanın erkek cinsiyetiyle, duygusal olmanın kadın cinsiyetiyle ilgisi yoktur. Bakımlı olmak bir kadın özelliği değildir. Duygusal olmamak erkek olmanın bir sonucu değildir. Bu noktada korumacı cinsiyetçiliğin cinsiyet rollerini görünmez bir baskıyla dayattığını ve her iki cinsiyet için de yıkıcı olduğunu görebiliriz. Sizin de başınıza gelmiş olabilir. Çok yakın olmayan bir grup insan sohbet ederken bir erkek ağzından bir küfür kaçırır, sonra "Hanımların yanında küfür ettik, affedersiniz." der. Kim bilir bu kaç kez yaşandı ve birçoğumuz bunu başımızı sallayarak karşıladık. Belki de bu kişinin kibarlığını takdir ettik. Belki de düşündük, hanımların yanında neden argo konuşulmamalıdır? Bu davranışın altında yatan neden de kadınların kadın oldukları için kibar olduklarının varsayılmasıdır. Her ne kadar zararsız ve uzlaşmacı görünse de korumacı cinsiyetçiliğin oldukça ciddi negatif sonuçları vardır. 2007'de yapılan bir çalışma dahilinde düzenlenen 4 bilişsel deneyin sonucu aynıydı. Deneylerin 4'ünde de korumacı cinsiyetçiliğe maruz kalan kadınların bilişsel performanslarının önemli ölçüde düştüğü gözlemlendi. 2010 yılında yayınlanan bir makalenin konu aldığı çalışmada ise kadın katılımcılar 3 gruba ayrıldı ve katılımcılara bir iş ilanı metni sunuldu.
gruplardan biri iş ilanı metninde korumacı cinsiyetçi ifadelere maruz kalırken diğer grup düşmanca cinsiyetçi ifadelere maruz kaldı, son grup ise nötr ifadeler okudu. Sonrasında katılımcılar okuma aralığı testine tabi tutuldu ve görüldü ki korumacı cinsiyetçiliğe maruz kalan kadınların performansı diğer iki gruba göre önemli ölçüde daha düşüktü. Ayrıca çalışmanın sonunda yapılan kısa anketin sonucuna göre korumacı cinsiyetçilik grubundaki kadınlar diğer iki gruba kıyasla özbenlik yapılarına ilişkin olarak kendilerini daha yetersiz hissetmişti. Yine de korumacı cinsiyetçiliğin negatif sonuçlarını tespit etmek, düşmanca cinsiyetçiliğinkileri tespit etmek kadar kolay değil. Dolayısıyla kadınlar tetikleyici bir unsur karşısında korumacı cinsiyetçi düşünceleri kolaylıkla benimseyebilirler. Fisher'ın 2006'da yayınlanan makalesinde belirttiği üzere, erkeklerin kadınlara karşı negatif tutumlar içinde olduğu bir ortamda bulunan kadınlar, belki de kendilerini korumak amacıyla korumacı cinsiyetçi düşünceleri benimseyebiliyordu. Bu noktada korumacı cinsiyetçiliğin düşmanca cinsiyetçilikten daha tehlikeli olabildiğini de söyleyebiliriz. Çünkü korumacı cinsiyetçi tutumlar günlük hayatta normalleştirilmiş, tespit edilmesi zor ve muhatabı tarafından da benimsenebilen tutumlardır. Bu nedenlerle de korumacı cinsiyetçilikle savaşmak daha zordur. Ünlü kadın şair sayısının az olmasıyla ilgili yapılan güya romantik ve yüceltici bir yorum vardır. Kadın şair olmaz, kadın şiire ilham olur. Korumacı cinsiyetçiliği örneklediği gibi bu yaklaşımın kadını nasıl nesneleştirdiğini ve etken değil edilgen hale getirdiğini de bu yorumla açıkça görebiliriz. Belki de ünlü kadın şair sayısının azlığı da bu korumacı cinsiyetçi yaklaşımın kurbanı olduğu için edilgenleşen, ısrarla bir erkek üzerinden tanımlanan kadınların geleneksel cinsiyet rollerini edinmeye itilmelerindendir. Kadın kadındır, çiçek babandır sloganını da burada anlamlandırabiliriz. Kadınlar çiçektir lafı kadını nesneleştirir, edilgenleştirir ve korumacı cinsiyetçi yaklaşımı yansıtır. Çünkü çiçek güzeldir, narindir, korunmaya ihtiyaç duyar. Oysa kadın kadındır, çiçeğe veya baştaki taca benzetilmesi doğru değildir. Peki ya güzellik? Artık kadın denince akla gelen ilk kavramlardan biri haline gelen güzellik de kadınlara atfedilen geleneksel bir cinsiyet özelliğidir. Kadın güzel olur, kadın tüysüz olur, kadın endamlı olur. Oysa bu özelliklerin hiçbiri kadın olmanın beraberinde getirdiği özellikler değildir. Güzel olma zorunluluğunun yarattığı baskıyı pek çok kadın deneyimlemiştir. Bu baskı nedeniyle kadın doğduğu gibi olmaya imkan bulamaz. Bu baskı şu düşünceleri dayatır. Makyajsız dışarı çıkamam. Vücudumdaki tüyleri ve kılları yok etmek zorundayım. Cildim mükemmel ve pürüzsüz görünmek zorunda. Çekici ve endamlı görünmek zorundayım. Bunun yanında erkekler çoğunlukla doğdukları gibi olma özgürlüğüne sahiptir. Kadının da erkeğin de vücudunda tüy ve kıl olması bütünüyle doğalken, erkeklerin büyük kısmı bacaklarındaki kıllara dokunmadan şort giyerler ve genellikle bir tepkiyle karşılaşmazlar. Aynı şeyi bir kadın yaptığında ise sosyal medyada veya gerçek hayatta genellikle büyük bir tepkiyle karşılaşır. 1998'de yapılan bir çalışmada katılımcılar iki grup halinde bir beyaz kadının videosunu izlediler. İki videoda da aynı kadın aynı şeyleri yapıyordu. Ancak videoların birinde kadının bacaklarında kıllar varken diğerinde yoktu. Sonuçlar gösterdi ki katılımcılar bacaklarında görünür kıllar olan kadını daha az çekici, daha az sosyal, daha az zeki, daha az mutlu ve daha saldırgan, aktif ve güçlü bulmuştu. Kadınlara güzelliğin dayatılmadığı, erkekler gibi kadınların da bu açıdan doğdukları gibi olma özgürlüğüne sahip olduğu bir dünyada, kız çocukları bedenlerinden nefret etmeden, kendilerini saklamak zorunda hissetmeden, kendilerini değiştirmek zorunda hissetmeden büyüyebilir ve daha sağlıklı ve kendini ifade edebilen yetişkinler olabilirler. Makyaj, epilasyon, estetik gibi uygulamaları sosyal ve normatif bir dayatma nedeniyle değil de yalnızca kendileri istedikleri için yapabilirler. Her yer pırıl pırıl olmuş, buraya kadın eli değmiş, belli. Kadınlar Allah'ın emanetidir, onlara sahip çıkmamız gerek. Kadın benim söylediğim türküdür, o izlediğimiz deredir kadın. Sonuncusu bir firmanın 2017 yılında Kadınlar Günü için çektiği reklamda geçen bir ifadeydi ve reklamın yorumlarında büyük takdirle karşılanmıştı. Sizler de aklınıza gelen örnekleri yorumlarda paylaşabilirsiniz. Korumacı cinsiyetçiliğin bilincinde olarak ve onunla mücadele ederek, kişinin kendisini cinsiyetinin ötesinde ifade edebildiği bir toplum oluşturmaya bir adım daha yaklaşabiliriz.